İSK yönetimiyle karşınızdayız. Bugün İSK yönetiminde KOFAS Türkiye Genel Müdürü Ali Gençtürk Skype'tan konuğumuz olacak. Ali Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir dönemde eşlik ettiğiniz için yayına Skype'tan da olsa çok teşekkür ediyoruz. Zaten birçok konumuzu artık Skype üzerinden alıyoruz. Sizinle çok konuştuk burada stüdyoda. Yani daha COVID-19 açılmamıştı, açıklanmadı. Doğru. Sadece Uzak Doğu'daydı. Neden riskimizi yönetmeliyiz? KOBİ ve büyük şirketler ne yapmalı? Alacak sigortasının önemi diye. Umuyoruz ki çok geç olmamıştır birçok şirket için ama ne dersiniz? Türkiye ne kadar hazırlıklı yakalanabildi ve şirketler bu sürece? Öncelikle herkese bol sağlıklı günler diliyorum. İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde şunu gördük ki öncelikle kendi sağlığımız sonrasında da toplum sağlığı çok önemli. Bu yüzden hem sağlık yetkililerinin hem de devlet yetkililerinin uyarılarına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü her kriz ve her sorun aşılabiliyor zaman içinde. Ancak sağlığı geri döndürebilmek çok zor. Bu yüzden de biz de KOFAS olarak 2 haftadır %100 evden çalışıyoruz. Ofisi kapattık. Önümüzdeki dönemlerde de bu evden çalışma sistemini devam ettirmeyi planlıyoruz. Her şeyin başı sağlık gerçekten. Diğer yandan dediğiniz gibi Ocak ayında sizlerle stüdyoda konuşmuştuk. O zaman stüdyoya gelebiliyorduk. Güzel bir yayın olmuştu. Orada konuştuğumuz konular genelde ticari savaşları ve Avrupa ülkelerinde beklenen daralmalardı hatırlarsanız. Oysa şimdi bambaşka senaryolarla karşı karşıyayız. Öncelikle Çin'den çıkan bu COVID-19 virüsü nedeniyle bildiğiniz gibi tedarik zincirlerinde bir kopma oldu. Bu dünya ekonomisinde sorunların başlangıcıydı. Fakat hemen ardından COVID-19 virüsünün dünyaya özellikle Avrupa'ya yayılmasıyla beraber talep şokuyla karşı karşıya kaldık. Çok ciddi anlamda üretimde ve tüketimde sıkıntılar olmaya başladı. Bir de üstüne üçüncü bir şok geldi. Bu da enerji fiyatlarındaki, özellikle petrol fiyatlarındaki çok ciddi düşüştü. Bu üçü bir araya geldiğinde ekonomilerde kısa vadede inanılmaz hasarlar bıraktı. Örnek vermek gerekirse Ocak ayında konuştuğumuzda gelişmiş olan ülkelerde hepsinde az da olsa bir büyüme beklentimiz vardı. Fakat şu anda hepsinin özellikle ikinci çeyrekte çok büyük rakamlarda küçüleceğini öngörüyoruz. Genel olarak da yıllık global büyümenin 2,5'lar gibi, %2,5'lar gibi beklendiği 2020 başında şu ana geldiğimizde bu büyümelerin -1'lere doğru kaydığını görüyoruz. Yani 2020'de global büyüme beklentisi şu anda -1'lere doğru gitmekte. Bu da tabii ki önemli sorunlar teşkil ediyor. Böyle dönemlerde risk yönetimi yapmak gerçekten çok zor. Tamamen riskleri ortadan kaldırmak ise zaten mümkün değil. Ancak hep beraber şunu yapabiliriz. Bu riskleri azaltabiliriz. Minimuma indirebiliriz. Bunun için de sizin de bahsettiğiniz gibi ticari alacak sigortası en önemli bir araç olarak görüyoruz. Özellikle böyle dönemlerde bunun öneminin çok daha arttığını görüyoruz. Diğer yandan bilgi, enformasyon tedariği de yapabiliyoruz. Bu da aslında ihracatçı firmalar için çok önemli. Hem mevcut ihracat yaptığı müşterilerine hem de yeni ülkelerde, yeni pazarlarda ya da aynı ülkedeki yeni alıcılarda bilgi sahibi olarak en azından riskleri biraz azaltmaları mümkün. Öyle görüyoruz. Önümüzdeki dönemde risklerin artacağını da öngörüyoruz açıkçası. Dolayısıyla alacak sigortası yaptırmak için hiçbir zaman geç değil. Çünkü ticaret devam ediyor. Her ne kadar küçülmeler olsa da her dönemde yani krizin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne bakmamak lazım. Hatta normal bir durağan ekonomide de yani büyümelerin olduğu bir ekonomide de her zaman alacaklarını firmalarımızın sigortalaması lazım. İyi bir risk yönetiminin ana teması bence buradan geçiyor. Önümüzdeki dönemde açıkçası bu üç krizin şirketler üzerinde kalıcı hasarlar bırakmasını da bekliyoruz. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Dolayısıyla da burada Türkiye'deki firmalarımız da etkilenecek elbette. Etkilenmeye de başladılar. Özellikle Avrupa'daki alıcılardan vade uzatımları ile ilgili talepler gelmeye başladı. Biz de KOFAS olarak
en az 60 günlük bir vade erteleme taleplerine genelde son derece olumlu yaklaşıyoruz ve uzatıyoruz vadeleri. Hatta dünya genelindeki COFAS şirketleri otomatik olarak 60 gün vade erteleme işlemlerine başladı. Bu da sonuçta ekonominin daha düzgün bir şekilde bu krizden çıkmasını sağlamaya yönelik bir hareketti. Aynı şekilde Türk alıcıları da biz bu yönde destekliyoruz. Türk alıcılar üzerine de gelen vade erteleme taleplerini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu da ekonomiyi, bu piyasaları rahatlatmak adına bir adım olarak görüyoruz. Diğer yandan zaten bütün dünya ülkeleri, ekonomileri biliyorsunuz destek veriyor. Çok büyük paketler açıklanıyor. Amerika'da işte iki gün önce açıklanan 2 trilyon dolarlık çok büyük bir teşvik paketi var. Bütün ülkeler yapıyor. Türkiye de bunu hiç gecikmeden yaptı zaten. Aynı zamanda KOSGEB kredilerini devlet destekli. Alacak sigortasında rakamı 25 milyon TL'den 125 milyon sınırına çekerek de aslında olumlu bir adım attı. Ve bunun yanında da kredi garanti fonunu tekrar çalıştırdı. Bunlar doğru hareketler. Piyasayı rahatlatmaya yönelik olumlu hareketler olarak görüyoruz. Şimdi Ali Bey, şu an Bakan Albayrak'tan, sosyal medyadan, Twitter'dan da bir haber var alacak sigortasına dair. Ekonomik istikrar kalkanı adımlarımız kapsamında KOBİ'lerimize bir koruma da devlet destekli alacak sigortası ile sağlıyoruz dedi. Alacak sigortasından yararlanma kapsamını genişlettik. Ciro şartını yıllık 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkardık demiş. Özellikle KOBİ alacaklarına devlet garantisi şeklinde. Ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız bu adımı? Çok güzel, çok olumlu buluyoruz bu hareketi. Çok da önemliydi. Çünkü bizim her zaman söylediğimiz konu şu. Evet, ticaret yapmak güzel, satış yapmak güzel. Bunu hem yurt dışı satışlar hem de ihracat satışları olarak söylüyorum. Ama tabii ki alacaklarımızı da iyi takip etmemiz lazım. Riskimizi azaltmamız lazım, minimuma çekmemiz lazım. Dolayısıyla KOBİ'lere yönelik olarak, daha önce mikro KOBİ'lere yönelik hazırlanmıştı. Bu 25 milyon TL ciro sınırı vardı. Şimdi 125 milyona çıkararak aslında KOBİ'lerin çok daha büyük bir kısmını kapsamış oldu. Dolayısıyla bu ürün Türkiye'deki şirketler, KOBİ'ler için çok önemli bir destek. Bunun inşallah çok fazla kullanılacağını, artarak daha fazla firmanın bu ürüne sahip çıkacağını düşünüyorum. Bizim için de iyi. Biz sonuçta destekleyici bir ürünüz. Bizim de daha çok müşterilerimiz daha büyük firmalar. Dolayısıyla KOBİ'lerin de alacaklarını garantiye alması bizim için de son derece iyi bir gelişme. Evet, KOBİ'ye alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak denilmiş detaylara baktığımızda. Şimdi Ali Bey, bu yılı bizim için değerlendirir misiniz? KOFAS rakamlarını paylaşırsanız çok önemli bizim için. Çünkü yani Ocak, Şubat'ta nasıl size gelen talepler, Mart itibariyle müşterilerinizle konuştuğunuzda teminatlar nereye geldi, limitler nereye geldi, Covid sonrasında elbette maliyetler değişti. Alacağını sigortalamak isteyenlerin de doğal olarak riskler arttığı için katlanmak zorunda kaldıkları maliyetler de artıyor. Doğru söylüyorsunuz. Zaten epey zamandır, özellikle 2018'deki bu yaşadığımız kur artışını ve sonrasındaki kısa çaplı krizden sonra taleplerde ciddi oranda artışlar vardı. Bizim aslında genel olarak talep konusunda bir sıkıntımız yok. Daha çok kapasite sorunumuz oluyor Türkiye'de. Malumunuz. Biz olabildiğince Türkiye'deki alıcılar üzerinde taşıdığımız limitleri arttırmaya çalışıyoruz. Yani 2018 Ekim ayından itibaren bugüne kadar geldiğimizde 1,5 milyar euro daha fazla limit vermiş durumdayız Türk alıcılar üzerinde. Diğer yandan poliçe sayımız aşağı yukarı aynı, çok az artıyor ama genelde prim üretimi olarak bakarsanız yıllık TL bazında %25-30 büyüyoruz. Her sene yapıyoruz bunu. İlk 3 aya baktığımızda da, yani sizinle konuştuğumuz Ocak ayından bugüne pek fark olmadı. Sadece şöyle ufak bir fark gördük. Bizim yenileme oranlarımız biraz daha arttı. Bu da şunu gösteriyor. Böyle dönemlerde, yani krizin daha ön plana çıktığı dönemlerde müşterilerimiz poliçelerinin devamı yönünde karar veriyorlar. Bu da bizi memnun ediyor aslında. Biz bu krizde her zaman, daha önce krizlerde olduğu gibi, müşterilerimizle beraber çıkacağız işin içinden. Birbirimize destek olacağız. Biz de her zaman onlara
hem ihracatlarında hem de yurt içi satışlarında destek vermeye devam edeceğiz. Kısa bir de istatistik paylaşayım sizinle. Çünkü Ocak ayında daha farklı bir istatistik vermiştim size. 2018'de bize gelen toplam hasarların içinde ihracatın payı %30-35 iken 2019'da size 50-50 yani %50-50 olduğunu söylemiştim. Bu da Avrupa'daki aslında bozulmanın başladığını gösteriyordu. Size ondan bahsetmiştim. Şu anda geldiğimiz yer Avrupa bizden daha önce krize girdiği için ve küçülme beklentilerini zaten beklediğimiz için Avrupa'da ihracat tarafından gelen hasarlarımız %65'e çıktı. Yani toplam hasarlar içinde Türk alıcılardan aldığımız hasarlar %35'e düşmüş oldu. Bu bence Türkiye için sevindirici ama genel olarak da herkesi düşündürecek bir istatistik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Son bir şey paylaşmak isterim bu vaktimiz varsa. Şimdi çok sorular geliyor. Hani bu alacak sigortasında alıcılar, piyasadaki daralmalar ve onun sonucunda çıkan sıkıntılara karşı ne yapıyoruz diye. Öncelikle bu vade öteleme taleplerini karşıladığımızı söylemiştim. Çünkü atıyorum Avrupa'da bir tekstil retail firması Türkiye'deki ihracatçıya şunu diyebiliyor. Ya benim dükkanım kapalı, bütün şeyler ödeme kabiliyetim sıfırlandı. Dolayısıyla bana 60 gün 90 gün süre var diye taleplerde bulunuyor. Biz bunları karşılıyoruz olumlu olarak. Olumlu değerlendiriyoruz. Aynı şey yakın zamanda ben görüyorum ki Türkiye'deki alıcılar için de olacak. Çünkü birçok dükkan kapalı şu anda. Faaliyetlerde bulunamayan firmalar var. Onlar için de bir vade uzatımlar söz konusu olacak. Ve bence en önemli konu ise sorulan sorulardan bu koronavirüs dolayısıyla ödeme güçlüğü çeken sektörler ve firmalarda bizim poliçemiz teminatı devam ediyor mu? Ya da bir hasar olması durumunda siz tazminat ödeyecek misiniz gibi sorular geliyor. Elbette bizim poliçemiz bunları kapsıyor. Bir sorun olması durumunda bir alıcının ödeyememe sorununa karşılaştığında biz tazminatı elbette ödeyeceğiz. Kofas olarak bunu televizyonda da söylemiş olayım. Bu çok önemli. Belki arkadaşlarımız birazdan altyazıya da bunu paylaşırlar. Çünkü bu dönemde siz ne sunuyorsunuz anlamında çok fazla tiyatrodan da soru geliyor. Ali Bey bir çok kısa şunu da alabilir miyim? Şimdi Fransız bir şirketsiniz. Tabii sadece Fransa değil tüm Avrupa'ya hakimsiniz. Zaten içeride Türkiye'deki alacaklarının riskinin... Doğru. İçeride Türkiye'deki alacaklı riskinin artık ihracatçının alacak riskinin arttığını söylüyorsunuz. Bence bu da çok önemli. Avrupa'ya dair rakamlar var mı elinizde kofası olarak? Yani şu son bir aydır oradaki bozulma nasıl? Çok önemli bir istatistik var aslında. Şubat 15'e kadar Avrupa çok iyiydi. Hiçbir şey yoktu. Fakat Şubat 15'ten sonra çok net hasarların arttığını gördük. Mart'ta ise gerçekten özellikle bir tane tekerlek satan firma yani otomotivle alakalı bir firmada çok büyük bir hasar oldu. Dolayısıyla haftalık bazda ufak da olsa negatife gidiş var. Yani Avrupa'da hasarlar artıyor diyebilirim. Avrupa'nın her tarafında yani Kuzey Avrupa, Orta Avrupa, Batı Avrupa dediğimiz 3 bölgemiz var bizim şirketimizde. 3 bölgede de hasarlar artıyor. Mali teşvikler... Sistematik olarak. Peki mali teşvikler Avrupa ve Türkiye'ye kıyasladığınızda ne kadar yeterli sizce? Yani mesela Türkiye'de daha fazla atılacak adım var mı buna ilişkin? Vallahi açıkçası o tarafta ben bu konuda çok eksper değilim. Fazla da bilgim yok. Yani KOBİ'lere ilişkin ve risk yönetimine ilişkin. Mesela ama örneğin KOBİ'lere... az önce Bakan Albayrak'ın son dakikasını paylaştık. Evet o kesinlikle çok iyi. Aynı zamanda KOSGEB kredilerini ve kredi garanti fonu desteğini çok önemli buluyoruz. Açıkçası biz desteklerden memnunuz. Türk şirketlerini bir şekilde desteklememiz lazım. Bu işin içinden bu krizlerin de sonunda bitecek ama bittiği zaman kuvvetli kalabilmemiz lazım ki fırsatlardan istifade edebilelim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli ve değerli bir yayındı. Burada olmanız, bu bilgileri bizimle paylaşmanız. Kofas Türkiye Genel Müdürü. Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için her zaman gelirim. Ali Genç Türk'ü ağırladık. Bugün risk yönetiminde, bu hafta risk yönetim programında programı kapatıyoruz. Sözü Ali Çağatay'a bırakıyoruz. Hoşçakalın.